Bir olur aldık, sonra buraya geldik. Türkiye'nin her yerinde bulunuyoruz ama Safranbolu'da bulunmak başka bir duygu, emin olun. Buraya ben çok geldim. Çok iyi bildiğim yerler var burada. Karabük'ün burada evlatlar olarak sizlerin gösterdiği başarıların farkındayız, yaptığı işlerin farkındayız. O yüzden baştan bir teşekkürle başlamak istiyorum. Çünkü emekleriniz çok fazla. Kardemir başta olmak üzere. Bugün de Karabük'te okullarımızın açılışını yapacağız. Bir okulumuzun temelini atıyoruz. Bunlar güzel şeyler, gelecek için güzel şeyler. Çocuklar için, öğretmenler için daha konforlu alanlar oluşturmak, daha yüksek imkanlarla onları buluşturmak gerçekten çok önemli. Çünkü yeni bir okul demek aslında bir çocuk için daha geniş alanlar, daha işlevsel mekanlar demek ve eğitimin daha kaliteli olması demek. Bu yüzden de yaptığımız her iş bize emin olun çok büyük mutluluk veriyor. Çünkü öğretmenlerimizin, arkadaşlarımın, meslektaşlarımın yüzleri gülümsüyor. Onların yüzü gülümseyince çocukların yüzü gülümsüyor. Dolayısıyla bizim yüzümüz gülümsüyor ve çok memnun oluyoruz. Bugün açacağımız okullarda da eğitime devam edecek çocuklarımıza, öğretmenlerimize başarılı dönemler diliyorum. İnşallah güzel günleri geçsin oralarda. Elbette bizim sorumluluğumuz yurdumuzun her bir köşesindeki her bir evladımızı ayırmadan, kayırmadan her birine imkanlar sağlamak ve onların daha iyi ortamlarda eğitim, öğretim görmesine fırsat vermek. Çünkü biz baştan beri bir şey diyoruz, fırsat adaleti diyoruz, fırsat adaleti. Fırsat eşitliği bile demiyoruz çünkü eşit olmak herkese aynı şeyi vermek demektir. Ama adalet herkese hak ettiği ve ihtiyacı olan şeyi verebilmek demektir. Dolayısıyla fırsat adaleti bizim için çok çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim yatırımları hızla sürüyor, devam ediyoruz. Ve eğitimin kalkınmayla alakası, demokrasiyle alakası, ekonomiyle alakasının farkındayız. Ve bu konularda da elimizden geleni hep birlikte yapıyoruz. Elimizden geleni diyorum, bizim elimizden gelenin ötesi var. O ne? Sizlersiniz, işbirliği, çeşitli özel sektör kuruluşlarımız, üçüncü sektör kuruluşlarımız, kamudaki kuruluşlarımızın katkıları, halkımız, hayırseverlerimiz, hepsi ama hepsi bize el birliğiyle, işbirliğiyle destek oluyorlar. Ve biz çocukların geleceği için yatırım yapma imkanına sahip olabiliyoruz. Tabii burada hususen Kardemir'e teşekkür etmek lazım. Çünkü Karabük'ün tarihinde çok özel bir yeri var ve bu özel yerine binaen eğitimin kalitesinin artmasında da doğrudan dolayı çok katkısı var. Bugün de bir Anadolu Lisemize himayelik etmek bakımından hem Anadolu İmam Hatip Lisemizin pansiyonunu da ilave olarak yapmak suretiyle büyük bir hayırseverlik ortaya konmuş ve kendilerine şükran borçluyuz. Ve öğretmenlerim adına, çocuklarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette bu işler bir millet ödevi, bu işler bir ülke ödevi. Yani hepimiz tabii ki katkımızı sağlayacağız ama biz okulları devlet olarak yapıyoruz ama hayırseverlerin yaptığı katkılar çok çok daha ayrı bir yere sahip bizim için. Çünkü hayır yapmak herkese nasip olmaz. Herkesin parası olur da herkes hayır yapamayabilir. Ama bu bir kısmet işi, nasip işi. Teşekkürlerimizi tekrar tekrar bütün Türkiye'de ifade ediyoruz. 2023 Eğitim Vizyonu'nda da bunlardan bahsettik. Bütün dünyayı takip ediyoruz. Neler yapıyor, hangi ülke neyin peşinde, hangi tedbirleri alıyorlar. Hepsini günlük olarak takip edip bizler de Türkiye için elimizden geleni yapmaya arkadaşlarımla beraber uğraşıyoruz ve çocuklar için daha nitelikli ve dünyadaki akranlarıyla yarışacak, dimdik ayakta duracak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz. Bilimin yolculuğunda, bilimin rehberliğinde ahlak telakkisi üzerine bina edilmiş çift kanatlı çocuklar yetiştirmek elbette bizim en büyük arzumuz. Ben burada hizmet vermeye başlayacak olan tüm öğretmen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Tüm çocuklarıma başarılar diliyorum. Yolları açık olsun inşallah. Ve bütün bu konularda, bu süreçlerde emeği geçen herkese, her bir meslektaşımıza, arkadaşımıza, emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.